şu cezvenin güzelliğine, kahve bardaklarının güzelliğine, ama bizdeki kahve bardaklarından çok daha farklı, kulbu yok ve içinde de ay yıldız dikkat çekiyor. Boşan kahvesi kupsuz fincandan içilir. Neden kupsuz? Neden? Boşan'ın birisi bir gün kahve içiyormuş ama kuplu fincandan kahve içiyormuş. Evet. O kuplu fincanı tutmak için bu üç parmağı kullanmak zorundayız değil mi? Evet. Üç parmak da baba, oğul, kutsal ruhu anlamından gelen bir işarettir. Genelde Hristiyanların ibadetlerini yaptıkları zaman bu üç parmağı kullanıyorlar. O paşanın yanına bir Hristiyan geliyor ve söylüyor ki siz kahve içerken bile bizim zafer işaretimizi yapıyorsunuz diyor. Allah, onu da çok Allah. Zoruna gittiği için kupları kaldırıyor ve kupun fincanın içinde yıldız olmasını istiyor. Neden? Bu kuplu fincanını, kupsuz fincanı tuttuğumuz zaman şöyle ister istemez hilal şekli yapıyoruz. İçindeki yıldızla beraber birleştiğinde ay ve yıldız sembolü yapıyor. Yani üç parmak sembolü değil de ay ve yıldız sembolü yapıyoruz kahve içerken. O dönemden bu döneme kadar kupsuz fincandan içilir Bosna'daki kahveler. Ben şimdi ilk kez duyuyorum bu hikayeyi ve çok etkilendim. Evet. O yüzden de burada Bosna Hersek'te kupsuz fincandan içiliyor. Ve içinde ay ve yıldız sembolü dikkatini çeker.